Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Was machst du wann? Ne yaparsın ve ne zaman yaparsın? Burada arkadaşlar belli saatlerde çeşitli aktiviteler var ve bu saatler içerisinde ne yaparız bunu inceliyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar dersimiz başlamadan şunu hatırlatmakta fayda var. Bu dersimizde saatler konusunu düzenli fiiller olduğu gibi aynı zamanda ayrılabilir fiilleri de görüyor olacağız. Dolayısıyla bunlarla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa o ilgili ders videolarını izlesinler. Ancak sıkıntı yok. Burada da zaten üstünden geçiyor olacağız. Dilerseniz ilk örneğimizle başlayalım. İlk örneğimizde ne deniliyor? Saat 9. 9 neydi? Es ist 9 Uhr diyorduk, öyle değil mi? Artı burada ayrılabilir bir fiil var. Aufstehen. Aufstehen, şöyle bir hatırlayalım, neydi? Aufstehen olduğun yerden kalkmak, doğrulmak ya da yataktan kalkmak anlamına geliyor. Şimdi saat 9 ve kalkmak deyince ne geliyor aklımıza? Yataktan kalkmak, öyle değil mi? Dolayısıyla ben diyeceğim ki saat 9'da yataktan kalkarım ya da uyanırım anlamına gelen Aufstehen'i görüyoruz. Şimdi ayrılabilir fiil olduğu için ne olacak arkadaşlar? Ich stehe auf. Ancak saati işin içerisine katacağım için edatını işin içine koymam gerekiyor. Saat 9'da diyecek olursam 9 Uhr demem gerekiyor. Örneğimize bakalım. Ich stehe 9 Uhr auf. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Aufstehen ikiye ayrılmış. Ön takı nereye gidiyor? Cümlenin sonuna gidiyor. Stehe ne olacak? Stehen işe göre çekimlendiği için ich stehe auf ve ne yapıyorum arkadaşlar? Saati de belirtmiş oluyorum. Dolayısıyla ich stehe 9 Uhr auf demiş oluyorum. Demek ki ben saat 9'da ne yapıyorum? Yataktan kalkıyorum anlamına gelmiş oluyor, değil mi? Ama ben bunu farklı bir şekilde de söyleyebilirdim. Ne yapabilirdim? Bu sefer 9 Uhr cümlenin başına gelebilirdi. Dolayısıyla 9 Uhr stehe ich auf. Bunu da pekala söyleyebilirdim. Ancak burada fark ettiyseniz arkadaşlar hem birinci hem de ikinci cümlede aynı yerde kalan bir durum var. Bir öğe var. Nedir o? Eylemimiz. Çünkü eylemler Almanca'da her defasında ikinci pozisyonda oluyor arkadaşlar. Buradaki eylemimiz Aufstehen. Dolayısıyla ayrılabilir olduğu için Stehe. Dolayısıyla ne olacak bu? İkinci pozisyonda olacak. Değil mi? Stehe 9 Uhr auf. Takı. Auf. Ön takı. Cümlenin sonunda. Burada da bakın. 9 Uhr. İkinci pozisyonda gene Stehe var. 9 Uhr. Stehe ich auf. Demek ki ben her iki türlü kullanabiliyormuşum. Birinci cümlede arkadaşlar ich, ben, bunun altı çizilmiş oluyor. İkinci cümlede de 9 Uhr, saat 9 olduğu, değil mi? Saat 9'un altı çizilmiş. Her ikisi de arkadaşlar aynı kapıya çıkıyor, aynı anlama geliyor. Dolayısıyla toparlayacak olursak stehe 9 Uhr auf ya da 9 Uhr stehe ich auf demiş oluyoruz. Dilerseniz ikinci örneğe, ikinci aktiviteye bir bakalım. Evet, 9.30 derken saatler konusundan şöyle bir hatırlayalım. Ne diyorduk? İki türlü söyleyebiliyorduk. 9.30 diyebileceğim gibi ne yapabilirim? 9.30 da diyebilirim, değil mi? İsterseniz 9.30 neydi? 9.30. Buçuklarda birazcık daha bir enteresan bir durum vardı, değil mi Almanca'da? Ne yapıyorduk? Halb kelimesini işin içine katıyorduk ve ne diyorduk? Bir sonraki saat dilimini söylüyorduk. Neydi o? Halb zehn, öyle değil mi? 9.30 yerine ne diyordu Almanlar? 10.30, değil mi? Çünkü işte yarım saat var ona diye kendilerini öyle savunuyorlar. Dolayısıyla ne diyebiliriz? Halb zehn diyebiliriz. Ama ben burada 9.30 örneğinden gitmek istedim. Frühstücken neydi arkadaşlar? Frühstücken, kahvaltı yapmak, değil mi? Dolayısıyla ben saat 9.30'da kahvaltı yaparım diyelim. Ne diyeceğim? Ich frühstücke 9.30. Demek ki ben kahvaltı yaparım saat kaçta? 9.30'da derken ich frühstücke 9.30.
Gayet sick. Arkadaşlar burada önemli olan şey şu. Saati ben bildiriyorsam, saati söylüyorsam mutlaka edatını işin içerisine katmam gerekiyor. Tıpkı günlerde söz gelimi ben pazartesi günü derken salt montag demiyorum. Ne diyorum? Amazon montag diyorum. Amazon tak diyorum değil mi? Pazar günü diyecek olursam ne yapıyorum? Edatımı mutlaka işin içine katıyorum ve am montag, am dienstag, am mittwoch diye ne yapıyorum? O edatı ne yapmış oluyorum? Günle beraber anmış oluyorum, söylemiş oluyorum. Saatlerde ise edatını kullanıyorum. Dolayısıyla 11 Uhr, 10 Uhr, 9 Uhr diye ne yapıyorum? Edatını işin içine katıyorum. Bu durumda demek ki ben kahvaltımı 9.30'da yaparım dediğimde ne diyecekmişim? Ich frühstücke 9.30 Uhr. Şunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Ben Almanca'da eylemi kullandığımda bu eylem şimdiki zaman olabileceği gibi bir genellemeye de kapsamış oluyor. Dolayısıyla şimdiki zaman diyebileceğim gibi geniş zaman içerisinde de kullanmış oluyorum. Yani ben 9.30'da kahvaltı yaparım ya da ben 9.30'da kahvaltı yapıyorum anlamına geliyor. Dolayısıyla iki türlü anlamı var. Demek ki şimdiki zaman olabileceği gibi geniş zamanda olabiliyormuş. Evet, demek ki ikisini Almanca aynı konu başlığının içerisinde inceliyor. Az önce yaptığım gibi saati cümlenin başına da getirebilirim. Yani saat 9.30'da kahvaltı yaparım. Ne diyeceğim? 9.30 frühstücke ich. Aynı şekilde ne oldu? Tıpkı yukarıda olduğu gibi öğelerin yerini değiştirdim. Ancak bir şey var ki o her zaman yerli yerinde duruyor. Neydi o arkadaşlar? Eylemimiz olan buradaki örnekte frühstück değil mi? İşe göre çekimlenmiş. Ich frühstücke 9.30 ya da 9.30 frühstücke ich. Mutlaka ikinci pozisyonda ne oluyormuş? Eylemim çekimlenmiş olarak özneye göre ikinci pozisyonda kalması gerekiyormuş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. İşteye 9 Uhr auf. İşteye 9 Uhr auf. 9 Uhr stehe ich auf. 9 Uhr stehe ich auf. Ich frühstücke 9.30 Uhr. Ich frühstücke 9.30 Uhr. 9.30 Uhr frühstücke ich. 9.30 Uhr frühstücke ich. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. 10.30 diyecek olursak ne diyorduk arkadaşlar? 10.30 ya da diğer türlüsü neydi? 10.30 deriz ya, ama Almanca'da ne deniyordu? 11.30 gibi düşünmemiz gerekiyordu. Neydi? Halb elf şeklinde yorumlanıyordu. Ancak örneğimizden 10.30 şeklinde gitmeyi doğru buldum. Einkaufen, bu da gene ayrılabilir bir fiildi değil mi? Einkaufen anlamı neydi arkadaşlar? Alışveriş yapmak demekti öyle değil mi? Dolayısıyla ben saat 10.30'da alışveriş yapıyorum ya da alışveriş yaparım diyelim. Ne diyeceğim? Ich kaufe 10.30 ein. Demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Kaufen'i işe göre çekimliyoruz ki o da ne oluyor? Ich kaufe şeklinde yorumlanıyor ve ein ön takısı ne oluyor? Cümlenin sonuna gidiyor ve kaufe'den hemen sonra ne yapıyorum? Saat 10.30'u belirtiyorum. O da neydi? 10.30. Dolayısıyla ich kaufe 10.30 ein demiş oluyorum. Burada ein olmasaydı ne olurdu arkadaşlar? Satın alıyorum gibi, yani ein olmasaydı bu sefer sepet alışverişi ya da süpermarket alışverişi, bakkala gidip alışveriş yapmak gibi olmayabiliyordu.
Çünkü ich kaufe ein Auto denildiğinde, bir araba satın alıyorum dediğimde, orada artık ein demem. Demek ki ein kaufen'i sepet alışverişi gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Yani pazara gidip, değil mi, ne yapıyoruz? Fileyi dolduruyoruz gibi düşünmeliyiz. Ben bu cümleyi ne yapabilirim? Ile başlatabilirim. Şöyle ki, 10:30 kaufe ich ein da diyebiliriz. Demek ki bu sefer ne olmuş oluyor? Saati ya da zamanı cümlenin başına taşımış oluyorum. Dolayısıyla 10:30 kaufe ich ein denildiğinde zamanı demek ki altını çizmiş oluyorum ve diyorum ki 10:30 kaufe ich ein. İkinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize. 11 Uhr, saat 11 derken, Zeitung lesen. Evet, Zeitung lesen acaba neydi? Lesen neydi arkadaşlar? Okumak demekti. Zeitung, die Zeitung, gazete. Gazete okurum. Saat kaçta? 11'de. Şimdi bunu ne yapalım? Eşle başlatalım. Lesen, hatırlayacak olursanız arkadaşlar, düzensiz bir fiildi. Değil mi? Şöyle bir hatırlayalım, nasıl çekimleniyordu. Ich lese du liest. Öyle değil mi? Çünkü orada e ne oluyordu? İ-E'ye dönüşüyordu, değil mi? Du liest. Peki er sie es için ne diyecektik? Er sie es liest. Wir lesen. Ihr lest. Sie lesen. Değil mi? Bunları nerede görmüştük? Düzensiz fiillerle ilgili olan ders konumuzda. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa bu düzensiz fiiller konusunu mutlaka bir gözden geçirsinler, bir izlesinler. Demek ki ben saat 11'de gazete okurum diyecek olursam ne diyeceğim? Ich lese 11 Uhr Zeitung. Değil mi? Saat 11'de gazete okurum derken demek ki ich lese 11 Uhr Zeitung. Şöyle de diyebilirim. Saati başa getirerekten 11 Uhr lese ich Zeitung, pekala bu da olurdu. Şöyle de diyebilirdim. Gazeteyi 11'de okurum, değil mi? O zaman ne derdim? Zeitung lese ich 11 Uhr da pekala diyebilirdim. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich kaufe 10:30 ein. Ich kaufe 10:30 ein. 10:30 kaufe ich ein. 10:30 kaufe ich ein. Ich lese 11 Uhr Zeitung. Ich lese 11 Uhr Zeitung. 11 Uhr lese ich Zeitung. 11 Uhr lese ich Zeitung. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. 14 neydi? 14, değil mi? Saat 14 derken 14 Uhr zum Mittagessen. Essen neydi arkadaşlar? Yemek demekti, öyle değil mi? Peki zum Mittag derken öğle yemeği, değil mi? Zum Mittag demek ki öğle yemeği yemek derken zum Mittag Essen dememiz gerekiyor. Şimdi ben bu cümleyi ich ile başlatacak olursam ne yapacağım demek ki? Ich esse 14 Uhr zum Mittag diyeceğim, değil mi? Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Essen, değil mi? İşe göre çekimleniyor ve ich esse şeklinde yorumlanıyor. Saatlerde edatını getiriyorum ve diyorum ki 14 Uhr, saat 14'te zum Mittag, öğle yemeği, değil mi? Öğle yemeğini saat 14'te yiyorum derken ich esse 14 Uhr zu Mittag demiş oluyorum. Demek ki essen nasıl bir fiilmiş arkadaşlar? Düzensiz bir fiil. Şöyle bir hatırlayalım, nasıl çekimleniyordu? Baştaki düşüyordu, i'ye dönüşüyordu, değil mi? Dolayısıyla düzensiz fiillerde bunu görmüştük ama şöyle bir hatırlayalım. Ich esse, du, dikkat, ist, er sie es, ist, wir essen, ihr esst, sie essen. Değil mi? Tabi bu aralarda boşlukları veriyorum, yapıyorsunuzdur diye. Eminim ki
sıkı bir takipçiyseniz Almanca Kolay'ı eminim ki rahatlıkla yapıyorsunuzdur değil mi? Şimdi demek ki ben Ich esse um 14 Uhr zu Mittag dediğimde ben saat 14'te öğle yemeği yiyorum demiş oluyorum. Ben bunu aynı zamanda saati cümlenin başına getirerek de yapabilirdim. O zaman ne olacaktı? Um 14 Uhr esse ich zu Mittag diyecektim değil mi? Demek ki saat ne yapıyorum? 14'ün altını çiziyorum ve diyorum ki um 14 Uhr esse ich zu Mittag demiş oluyorum. Sonraki örneğe bakalım. 16 neydi arkadaşlar? 16 öyle değil mi? Um 16 Uhr saat 16'da derken değil mi? Einen Kaffee trinken adı üstünde kahve trinken neydi? İçmek demekti. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Neden acaba burası einen? Çünkü trinken içmek yani tıpkı yemek yemek gibi, essen gibi, trinken gibi, suchen gibi, haben gibi ne gerektiriyordu arkadaşlar? Şöyle bir hatırlayalım. İsmin iyi hali yani akusatifliği öyle değil mi? Dolayısıyla der Kaffee neye dönüşecekti? Den Kaffee kahveyi içiyor. Ancak güzel Türkçe'ye de öyle demeyiz. Kahveyi içiyor demeyiz değil mi? Ne deriz? Kahve içiyor deriz. Ancak Almanca'da durum böyle değil. Kahveyi derler. Dolayısıyla ismin i halini gerektiriyor. Burada da durum bu. Dolayısıyla en kafeinin hangi artikeli ortaya çıkıyor? Der. Ne olmuş? Der, den, kahveyi derken einen Kaffee, kahveyi içiyor gibi düşünmeliyiz. Şimdi ben ne diyeceğim o zaman toparladığımızda? Saat 16'da bir kahve içerim. Değil mi? Ancak bunu ismin iyi hali yani akusatif şeklinde yorumlamam gerekiyor. Çünkü trinken akusatifliği gerektiriyor. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka akusatif konusunu yani ismin iyi hali konusunu mutlaka ama mutlaka izlesinler. Dolayısıyla ben diyeceğim ki ben saat 16'da bir kahve içerim. Ne diyeceğim? Ich trinke um 16 Uhr einen Kaffee. Demek ki ne yapıyormuşum? Her zamanki gibi ikinci pozisyonda mutlaka ama mutlaka ne yapmam gerekiyor? Eylemimi koymam gerekiyor değil mi? Ancak bir parantez açmak istiyorum. Modal fiil varsa bir cümlenin içinde bu sefer ne olacak? İkinci pozisyonda modal fiil ve asıl fiilim cümlenin sonunda olacak. Şöyle bir hatırlayalım. Ne gibi modal fiiller vardı? Können, müssen, wollen, dürfen değil mi? Gibi birçok modal fiil var. Bunları da zaten ayrıntılı şekilde görmüştük. Demek ki ben saat 16'da bir kahve içerim derken Ich trinke um 16 Uhr einen Kaffee. Saati cümlenin başına da alarak bu cümleyi kurabilirdim. Şöyle um 16 Uhr trinke ich einen Kaffee. Demek ki ich trinke um 16 Uhr einen Kaffee demekle um 16 Uhr trinke ich einen Kaffee demek arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Herhangi bir anlam kayması yok. Sadece ne yapmışım? Öğelerin yerini değiştirmişim. Dolayısıyla onların altını çizmiş oluyorum. Öyle değil mi? Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich esse um 14 Uhr zum Mittag. Ich esse um 14 Uhr zum Mittag. Um 14 Uhr esse ich zum Mittag. Um 14 Uhr esse ich zum Mittag. Ich trinke um 16 Uhr einen Kaffee. Ich trinke um 16 Uhr einen Kaffee. Um 16 Uhr trinke ich einen Kaffee. Um 16 Uhr trinke ich einen Kaffee. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. 19 neydi Almanca'da? 19 öyle değil mi? Demek ki saat 19'da diyecek olursak ne diyeceğiz? Um 19 Uhr diyeceğiz. Zu Abendessen. Evet, Abend neydi arkadaşlar? Guten Abend, Guten Tag, Gute Nacht, Guten Tag. Değil mi? Neydi bunlar? Gün içerisinde
Abend yani akşam değil mi? Dolayısıyla zu Abendessen denildiğinde akşam yemeği yemek değil mi? Akşam yemeğini evet Almanlar saat 19 gibi en geç 20 gibi yiyorlar. Bizdeki gibi geç saatlerde yenilmiyor. Dolayısıyla 19 örneğinden gittim ben. Saat 19'da akşam yemeği yerim diyelim isterseniz. Ich ile başlayan bir cümle görüyoruz. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Ich esse 19 Uhr zu Abend. Yani saat 19'da akşam yemeği yerim demiş oluyorum değil mi? Ben tabi saati ne yapabilirdim? Başa da alabilirdim. O varyasyona da bakalım. Ne olacak bu sefer o zaman? 19 Uhr esse ich zu Abend diyeceğim değil mi? Dolayısıyla 19 Uhr esse ich zu Abend ya da ich esse 19 Uhr zu Abend. İkisi de demek ki aynı kapıya çıkmış oluyor. Yeter ki ne dedik? İkinci pozisyonda eylemim olsun. Buradaki eylemimiz yemek yemek yani esse olduğu için değil mi? İkinci pozisyonda olduğunu görmüş oluyoruz. Evet ve son örneğe geldi sıra arkadaşlar. Einen Film ansehen. Evet adı üstünde film ansehen. Sehen neydi arkadaşlar? Bakmak, görmek anlamına geliyordu. Ancak başında an var. Dolayısıyla bu ayrılabilir bir fiil durumu değil mi? Dolayısıyla ansehen ne oluyormuş? İkiye ayrılmış oluyor. Buraya dikkat ettiysek arkadaşlar. Einen Film. Dolayısıyla ne oluyor bu? Akusatif. Az önce söylemiş olduğum gibi akusatif. Bir filmi izlemek demeyiz. Ne deriz güzel Türkçe'de? Ki mantıklı olan da o belki de değil mi? Bir film izlemek. Bir film izlerim. Ya da film izlerim derim değil mi? Ancak Almanca'da ismin i halini gerektiriyor. Yani akusatifi gerektiriyor. Demek ki der Film, den Film, einen Film. Bir filmi demiş oluyorum. Ne yapacağım o zaman? Ben saat 20'de, 20 neydi arkadaşlar? 20. Dolayısıyla 20 Uhr saat 20'de dediğimde değil mi? Ich sehe 20 Uhr einen Film an. Demek ki ne olmuş arkadaşlar? An ön takısı cümlenin sonuna gitmiş ve ikinci pozisyonda olan eylemim her zamanki yerinde işe göre çekimlenmiş. Ve an ne olmuş? Cümlenin sonuna gitmiş. Ve ne yapıyorum? Saati de belirtmiş oluyorum. 20 Uhr demiş oluyorum. Toparladığımızda ich sehe 20 Uhr einen Film an. Ya da 20 Uhr sehe ich einen Film an. Demek ki her ikisi de aynı anlama gelmiş oluyor. Ich sehe 20 Uhr einen Film an. 20 Uhr sehe ich einen Film an. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich esse 19 Uhr zu Abend. Ich esse 19 Uhr zu Abend. 19 Uhr esse ich zu Abend. 19 Uhr esse ich zu Abend. Ich sehe 20 Uhr einen Film an. Ich sehe 20 Uhr einen Film an. 20 Uhr sehe ich einen Film an. 20 Uhr sehe ich einen Film an. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Was machst du wann sorusunun alternatif cevaplarını beraber bulmaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.